Şimdi Bursa'ya gideceğiz sevgili izleyenler. Bursa'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hala yok. Peki neden? Bunu soracağız. Bursa Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Doktor Ömer Levent Soydinç Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza hocam. Hoş bulduk Fatma Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Bursa'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hala yok. Peki neden? Kısaca özetlemeye çalışayım. Buyurun. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı bir kararla COVID'le mücadele eden büyük belediyelerde. Evet, dinliyoruz hocam. Hoş bulduk. İyi çalışmalar Fatma'nın. Hocam televizyonunuzu kapatabilirsiniz çünkü sesiniz sonrasında geç geliyor. Televizyonunuzu kapatın isterseniz beni bu şekilde duyabilirsiniz. Duyabiliyorum. Tamam. O zaman dinliyoruz sizden açıklamalarınızı hocam. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı bir kararla büyükşehir belediyelerine bağlı belediye sınırları içinde yer alan hastanelerde çalışan tüm sağlık personelinin ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması ile ilgili bir karar çıkarıldı. Evet. Bu kararname yayınlandıktan sonra İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere dinliyoruz hocam. Başta olmak üzere ulaşım hakkından ücretsiz yararlandırılmaya başlandı sağlık çalışanları. Evet. Ancak Bursa'da bu uygulanmadı. Bunun üzerine biz Bursa Tabip Odası olarak kendilerine 14 Eylül'de yazılı olarak başvurarak bu hizmetten yararlandırılmayı talep ettik. Ancak kendileri bir hafta sonra bize 1 Ekim tarihli bir yazıyla dönüş yaptılar. Yazıyı aynen okuyorum. Sağlık çalışanlarımız ile ilgili ücretsiz seyahat hakkı verilmesine dair tarafımıza ulaşan bir meclis kararı mevcut değildir. Konu üst yönetimimizin gündeminde olup herhangi bir değişiklik yapılması durumunda tüm yayın organlarımızdan duyurusunun yapılacağı bilgilerinizi rica ederiz. Yani kısaca biz böyle bir karar almadık, belediye meclisimiz böyle bir karar almadığı için de biz size böyle bir uygulamada bulunamayacağız denildi. Ama Cumhurbaşkanlığı kararı var. Evet efendim, Cumhurbaşkanlığı kararı var fakat kararda şöyle bir madde konmuş. İlgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla denmiş. Belediyelere yani bırakılmış. Cumhurbaşkanımızın aldığı bu kararı herhalde uygun görmemiş olacaklar ki Bursa Belediyesi böyle bir karar almaya gerek görmedi. Başka bir açıklamasını bulamıyorum. Peki bu konunun hayata geçmesi için herhangi bir girişim yapacak mısınız? Biz bununla ilgili bütün Bursa Tabip dinliyoruz hocam. Biz bununla ilgili Bursa Tabip Odası'na kayıtlı bulunan 3100 üyemizin tümüne e-mail attık. Önce kendilerini bilgilendirdik. Evet. Arkasından da bütün yaptığımız toplantılarda bunu gündeme getirme kararı aldık. Fakat bunun bu kadar hani dallanıp budaklanacak bir konu olmadığını düşünüyorum. Ya bir iletişim eksikliği var ya Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na iletinde bir sorun yaşandı. Çünkü bu kadar basit bir önlemin, bu kadar basit bir yardımın belediye tarafından yapılmamış olacağını inanın tahayyül edemiyorum. Yani bunun böyle olmaması gerekir. Biz Bursa Tabip Odası olarak üyelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına elimizden gelen desteği yaparken diğer belediyeler, örneğin Nilüfer Belediyesi on binlerce maskeyi ücretsiz hibe edip sağlık çalışanlarımıza dağıtmışken, yine Nilüfer Belediyesi'nden otellerde konaklama hizmetini yine ücretsiz bir şekilde temin etmişken, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yardımcı olmamasını inanın anlamlandıramıyoruz hiçbir şekilde. Hocam peki Bursa genelinde yaklaşık kaç sağlık çalışanı var bu toplu taşımayı kullanan? Acaba sayının yüksekliğinden mi böyle bir karar alınmadı yönünde bir görüş var mı? Şöyle diyelim, şimdi pandemi hastanesi olarak kabul edilen iki hastane Bursa'nın iki ayrı ucunda. Biri şehir hastanesi, biri Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi. Burada çalışan ikisini toplasanız 1500-2000 civarında sağlık personeli vardır. Anlamıyorum bunu. Yani herkesin özel aracı olduğu mu kabul ediliyor?
Hele bu pandemi döneminde herkes elinden geleni yapmaya çalışırken Büyükşehir Belediyesi'nin bu kadar ucuz bir hizmeti ya da kendileri için hiçbir emniyeti olmayacak, çok külfet getirmeyecek bir hizmeti neden yapmadığını gerçekten demin de söylediğim gibi anlayamıyoruz. Hı hı. Biliyorsunuz şu anda elimde güncel rakamlar var. Evet. Ülke çapında 47 hekim olmak, 47 hekim olmak üzere 107 sağlık çalışanımızı kaybettik. Biliyorsunuz dün sizin de yayın akışınız içinde verildi. 30 evet. yaşında genç bir hekim kardeşimizi miyokardit sonucu COVID komplikasyonuna bağlı olarak kaybettik. Hal böyleyken belediye kurumlarından bu desteği alamamak gerçekten bizi incitiyor. Zaten yorgun olan sağlık çalışanları bir de bu konularla uğraşınca aslında daha da çok yorulmuş oluyorlar. Evet, evet, çok haklısınız. Peki çok teşekkür ederiz değerlendirmeniz için hocam. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.